Değerli konuklar, bir 28 Şubat zulmünün, mağduriyetinin tekrar basın açıklamasında bir aradayız. Her ay rutin olarak devam ettiğimiz basın açıklamalarının Aralık ayı açıklamasını maalesef yapıyoruz. Bu zulmün bir an evvel bitmesini ve bu açıklamalara da gerek kalmamasını temenni ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi 28 Şubat sadece tek boyutlu bir süreç değildi. Malum o zulmü icra edenlerin 1000 yıldan daha uzun sürecek dedikleri bir süreç idi. Ve 28 Şubat sürecinden bu yana 20 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen halen çeşitli alanlarda mağduriyetler devam etmekte. Bir felaketti adeta 28 Şubat. Bir darbeydi 28 Şubat. Ve bu felaketin sonrasında bir hasar tespiti sağlıklı bir şekilde yapılamadığını anlıyoruz bugüne kadar bu zulümlerin yaşanıyor olmasından. Normalde her felaket sonrası, her büyük travma sonrası yapılması gereken, devlete düşen görev bu konuyla ilgili nerelere bu hasarın vurduğunu tespit etmek olmalı. Biz halen cezaevlerinde o günlerde işkencelerle, gayrimeşru hukuki yöntemlerle, elde edilmiş ifadelerle içeriye adeta hapse atılmış insanların mağduriyetini, zulme uğramışlığını halen görüyoruz. Ülkemizin demokrasi tarihi incelendiğinde 1960 yılından itibaren her 10 yılda bir darbelere maruz kaldığımızı görüyoruz. 1970, 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz darbelerinin planlayıcıları hep aynı merkez olup uygulayıcıları ise bu ülkenin nimetlerinden sonsuz faydalanan ve ne yazık ki 1 dolara satın alınmış içimizdeki hainlerdir. Şimdi 28 Şubat süreci deniyor. Aslında bizim mağduriyetimiz 28 Şubat'tan öncesi, 90'lı yıllardan bu yana yani. O dönemler 90'lı yıllarda ölüm haberleri geliyordu. Ortadan birileri kayboluyordu ve nerede, nasıl, niçin kaybolduğu belli değildi. Ve bunu işte 1997'den sonra 28 Şubat mağduriyeti geldi yani. Hani biz alışmışız 28 Şubat mağduriyeti vardı. Biz onun öncesini de çektik aslında. Yani şu anda o kadar sıkıntı içindeyiz ki hem aile olarak, çocuk olarak, eşler olarak yani biz bu sıkıntıyı çokça çektik. Şahsen ben kendi eşimin dosyasını okumak bile istemiyorum. Yani ben eşimin dosyasını okuduğum zaman ben diyorum ki demek ki ben bir cani ile beraber yaşamışım. Yani bana öyle üstünde olmayan bütün faili meçhulleri yani bu davanın, bu Müslümanların, bu Hizbullah üyelerinin üzerine yani yansıtıldı. Ve bir dosyaya baktığınız zaman aynı yerde bir birey nasıl aynı saatte, nasıl aynı mahallede ve aynı yerde nasıl bulunabiliyor? Ve bunlar gidiyor yani bu soruşturmaya giriyor. Yani bunu hakim görüyor, savcı bunu alıyor ele. Nasıl bunlar böyle bu dosya kapatıldı? Ve şu anda Osmaniye'de olması lazım. İki tane genç, yaşları 16-17 yaşındaydı. 16 herhalde vardı. Bir davadan dolayı içerideler. Bakın şu anda yaşları ne kadar oldu. Ve kesinlikle yani onu işlememiş insanlar. Bunun gibi birçokları yani. Hani ömür dediğiniz nedir ki? Yani 50-60 senelik bir şeydir yani. Hani birilerinin buna dur demesi gerekiyor artık. Benim eşim İstanbul'da yakalandı, Esenyurt'ta. 2005'te yakalandı. 2000 olaylarından 5 sene sonra yakalandı. Şimdi dava süreci 4,5 sene falan sürdü. Kimisinin 10 sene, 12 sene sürdü. 4,5 sene sonra 36 sene aldı. Ve bu 36 bizim için yani o dönem yani biz bittik yani. Ben nasıl ayakta durduğuma, çocuklarım hepsi küçük ya. Ve eşime gelip evde götürdüklerinde ben diyorum ki eşimin suçu ne diyorum. Sadece diyorum hani Kur'an öğrenmek, öğretmek ve bundan büyük suç olmaz deyip yani götürdüler. Adana'ya gitti, bir seneye yakın şeyde Kandıra'da kaldı. Ondan sonra Adana'ya sevk edildi. 12 sene Adana'da kaldı. 12 seneden sonra Osmaniye'ye gönderildi. Osmaniye'de de kaldı. Ve Osmaniye'de
hücrede yan yana kalan eşimi cezaevine atan savcıydı. Ve bundan haberi yoktu. Eşimden dua istiyorum. Bacımızın dediği gibi bu 28 Şubat'ı darbesi sadece onunla bağlı değil. Gerçekten 90'lı yıllarda da vardı. Gelin olduğumuz ilk yıllarda daha yeni evliyken de eşlerimiz defalarca içeriye alındı, bırakıldı. Maalesef bu sefer bayağı bir uzun sürdü. Ama şöyle bir şey vardır ki öyle dosyalar düzenlediler, yani akıl sır almıyor. Ben eşimin dosyalarını istedim, avukattan geldi. Bir baktım, bir adam tarif ediyorlar. Hani şaşırdım. Tarif ettikleri adam uzun boylu, yeşil gözlü, saçları oldukça gür, kıvırcık saçlı. Bu adam olur olmadık suçlar işlenmiş, müebbet almış yatıyor. O adam da benim eşim oluyormuş. Benim eşim orta boylu, saçları dökülmüş, gariban kuru kemik bir şeydir. Yani dedikleri gibi bir adam değil. Dedikleri gibi bir adam değil. Yani o suçladıkları adam benim eşim değil. Ve onun dışında benim eşim 2003'te cezaevine girdi. 2005'te bir cinayet işlenmiş bakın. Ve biz buna kendimiz mahkeme salonunda şahit olduk. O 2005'te işlenen cinayeti 2 yıl boyunca cezaevinde olan adama yüklemeye çalıştılar. Yani eşime. Bu cinayeti Ali Rusuk işledi. Ya Ali Rusuk diyor ki ben içerideyim, nasıl işlemiş olabilirim? Hani böyle bir şey olabilir mi? Bir yanda Ali kendini savunuyor, yani Ali Rusuk diye, öte yanda avukat savunuyor ve kendi hatalarını kendileri örtbas ettiler. Dosyayı yok ettiler ortadan. Mazlum der olarak çok sayıda kişi ve kurumun desteğiyle 2018 yılı boyunca 28 Şubat mahpuslarının halen devam eden mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye genelinde cezaevi ve adliye önlerinde, meydanlarda ve dernek binalarımızda haftalık ve aylık toplantılar düzenledik. Mağdurları dinledik. Basın açıklamaları yaptık. Her bir eylemde 28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin ve 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılsın talebini dillendirerek halen devam eden zulmün sonlandırılması çağrısında bulunduk. Bir yıl daha geçerken bir takım istisnalar dışında bu konuda herhangi bir adım atılmadığı gibi gündeme gelen af ya da şartlı tahliye indirimi mahiyetindeki düzenlemelerde de 28 Şubat mahpuslarının kapsam dışı bırakıldığını gözlemledik. Teşebbüsün ötesine geçip gerçekleşmiş bir darbe olarak gündemimize oturan 28 Şubat darbesi halen insan öğütürken 20-25 yıllık mahpusların aileleri cezaevi yollarında süründürülürken çocukları babasız büyümek, anneler çocuklarına hasret bir ömür sürdürmek zorunda kalırken bir yılı daha geride bırakıyoruz. 90'lı yıllardan bugüne Türkiye ve dünyada çok şey değişmiş. Rejimler yıkılıp rejimler kurulmuş. Heyecan uyandırıcı devrimler ve halk hareketleri yaşanmış. İşgaller ve darbelerle toplumlarımız baskılanmaya ve son yaşadığımız darbe girişimiyle 28 Şubat tekrar hortlatılmaya çalışılmıştır. Bütün bu değişimler karşısında değişmeyen bir zulüm olarak yargıdan kaynaklanan zulümler maalesef devam etmektedir. Defalarca vurguladığımız üzere kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek açıktır ki başta yargı, iktidar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. 28 Şubat'ın briefingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi, 28 Şubat'ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen, paralel yargının kararlarıyla hapsedilen hemen her çevreden mazlumun tahliyesi
briefingli ve paralel yargı zemininde oluşan ön yargılarla oluşturulan içtihatlarla halen devam eden yargı zulümlerinin artık son bulmasını talep etmekteyiz.